Herkese günaydın. Herkese sağlıklı günler. Bir yağmurlu İstanbul sabahından herkese selam olsun. Bu yağmurlu günde ne yapalım derken elimize bir şemsiye geçti. Bir şemsiye. Bu şemsiyeyle ne yapabiliriz? Arkadaşlar, bu şemsiyeyle çiçek mi yapar bu adam derseniz yapalım bakalım. Nasıl çıkacak görelim. Bir şemsiye aldık elimize. Şeffaf şemsiye. Bunun üstündeki perdeyi şeffaf yeri çıkaracağız arkadaşlar. Buna güzel bir gelin şemsiyesi yapacağız hep beraber. Beraber sizlerle takip edelim bakalım nasıl çıkacak. Evet arkadaşlar, tekrar söktük. Şu aradaki mesafeleri ayarlamak için dengesiz oldu. Önce buradan vurmamız gerekecek. Bu tellerin arasındaki mesafeyi hepsini eşit şekilde ayarlamamız gerekecek. Şuradan her zaman videolarda şöyle bir ip sallanıyordu. Ne işe yaradığınızı gördünüz mü? Genelde bunları sarkan saksılarda kullanıyoruz. Onun için burada hazırda duruyor. Şimdi biz bunların hepsini standart şekilde teller arasındaki mesafeyi daha önce yaptığımızda dengesiz yapmıştık. Şimdi komple söktük. Tekrar hepsi bakın yerlerde. Tekrar dengeyi ona göre ayarlamamız lazım. Çünkü birisi kısa birisi uzun kaldı. Şimdi dengeyi ayarlayarak gideceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir önceki yaptığımızda bunları böyle gitmiştik. Ondan dolayı şu araların mesafesi dengesiz gelmişti. Şimdi tam istediğimiz gibi bütün mesafeler tam istediğimiz gibi çıktı. Şimdi ikinci planda buralardaki gövdelerin üzerine sarma yapacağız. Bu sarma işlemi de aynı şekilde ama ilk önce buradan başlamanız lazım. Kesinlikle buradan başlamayın. Biz de bir yanlış yaptık. Tekrar yanlışımızı tekrar döndürdük yani. Bu arkadaşlar, hani burada bir silikon olmadığı için istediğiniz gibi söküp takabilirsiniz. Burada bu ürünün güzelliğinden dolayı kaynaklanıyor. İstediğiniz gibi içi de telli olduğu için bakın bunda bükme olayı da çok rahat şekilde oluyor. Bunların etrafını da komple sararsak olay tamamen ortaya çıkmış olacak. Şimdi arkadaşlar, şimdi gül atmaya karar verdik buna. Nasıl olsa gelin şemsiye yapacağız ya. Birkaç tane ürün denedim ama en yakışan ürün gül çıktı. Bu gördüğünüz ürünlerin, güllerin kafalarını kullanacağız bunda. Kafalarını bundan çok rahat bir şekilde bunlar çıkıyor gördüğünüz gibi. Bu kafalarını çıkarıyoruz arkadaşlar. Bütün hepsini. Ama bu çıkarttığımız ürünü tekrar başka bir şey takabiliriz yani. Dikkat edin. Bunları kullandık. Şimdi zaten şemsiyenin burada çubuğu vardı. Buraya çok rahat takılabilir bunlar. Burada çok rahat oluyor. İkincisi de şurada bizim çubukların. Bakın gördüğünüz gibi burada çubuğu çıkarttık. Bunlar da çıkıp takmalı. Getiriyoruz. Bunları buraya bastırdık. Bitti işte, bu kadar. Gördüğünüz gibi bu kadar basit bir olay. Çünkü içleri telli bunun. Kullandığımız malzemenin özelliği ürünü bize daha rahat yapmamıza neden oldu. Bakın arkadaşlar, hemen görüyorsunuz. Getirdik. Batırdık, bitti. Bu kadar basit. Bunu bir de böyle istediğin gibi yapabilirsiniz gördüğünüz gibi. Burada bayağı bir gül gidecek gibi. Bunu da ister bu tarafa döndürüyorsun, ister o tarafa dönder. Her türlü de ne tarafa döndürmek istersen gülleri de o tarafa doğru döndürebilirsin. Bu çıkarttığımız yeşil yaprakları da tekrar getirip burada atmadan, hiçbir yaprağı atmadan getirip buralara takabiliriz. Hemen getiriyoruz arkadaşım. Bakın burada. Tekrar burada takın takın yaprakları. Bir yerden çıkar bir yere takıver. Bitti. Şimdi bir de gülleri vurduktan sonraki duruma bakalım. Şimdi bunu da çıkarttık ya, bakın şemsiyenin zaten şurada bir demiri var arkadaşlar. O demir ne görüyorsunuz? Burada bunu da şemsiyenin demirini oraya rahatlıkla bastırabilirsiniz. Bitti. Bitti bakın. Gördüğünüz gibi şemsiyenin demire de takıldı. Evet arkadaşlar, ürünümüz yavaş yavaş şekillendi. Doğru düzgün bunda silikon kullanmadık. Sadece yaptığımız iş telleri döndere döndere bu şemsiyenin etrafında sarmak oldu. Herhangi bir yere sarıyoruz. Bakın burada bir boşluk gördüm arkadaşlar. Bunu zaten kesmiştik üründen. Hemen burayı ne yapıyorum? Sarıyorum böyle bakın. Şöyle döndere döndere sarıyorum. Tekrar dönderdim idi. Bakın sadece hiçbir tane ne silikon kullandım ne bir şey kullandım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın burada bu kül köşesi vardı. Burayı da çıkarıyorum şöyle. Çektim geldi. Şimdi burayı bir daha döndürelim. Bunun ortasına gelecek şekilde. Bıraktık. Bakın şimdi ondan sonra aldık gülümüzü. Getiriyoruz. Getirdik. Bastırdık. Oldu size böyle bir çift. Durum bundan ibaret arkadaşlar. Şimdi aslında bunun arkasının da olması lazımdı. Arka tarafında gül olması lazımdı ama biz fazla uğraşmak istemedik.
ikisinde böyle bir şey çıksın dedik yani. Bakın gördüğünüz gibi. Evet. Şemsiyemiz bu şekilde arkadaşlar. Bir tur atalım bakalım. Gördüğünüz gibi. Olmayanı yapıyoruz arkadaşlar. Evet sevgili dostlar. Son hali burada. Gördüğünüz gibi. Şemsiyeyi soktuğumuz şekil bu oldu. İsterse bundan yüzlerce model yapabiliriz. Şunlar çabukça çıkıyor, takılıyor. İsterse kafelerde bunlar ne yapabilir arkadaşlar? Masaların üzerinde güzel bir görsel de yakalayabilir, bilginiz olsun. Kafelerde de çok güzel olur. Ondan sonra gelin şemsiyesi olarak bir tasarladık ama herkes istediği yerde kullanılabilir, bilginiz olsun. Herkese sağlıklar diliyorum. Evet, buna da şimdi bir gelin lazım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tekrar söktük. Şu aradaki mesafeleri ayarlamak için dengesiz oldu. Önce buradan vurmamız gerekecek. Bu tellerin arasındaki mesafeyi hepsini eşit şekilde ayarlamamız gerekecek. Şuradan her zaman videolarda şöyle bir ip sallanıyordu. Ne işe yaradığınızı gördünüz mü? Genelde bunları sarkan saksılarda kullanıyoruz. Onun için burada hazırda duruyor. Şimdi biz bunların hepsini standart şekilde teller arasındaki mesafeyi daha önce yaptığımızda dengesiz yapmıştık. Şimdi komple söktük. Tekrar hepsi bakın yerlerde. Tekrar dengeyi ona göre ayarlamamız lazım. Çünkü birisi kısa birisi uzun kaldı. Şimdi dengeyi ayarlayarak gideceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir önceki yaptığımızda bunları böyle gitmiştik. Ondan dolayı şu araları mesafesi dengesiz gelmişti. Şimdi tam istediğimiz gibi bütün mesafeler tam istediğimiz gibi çıktı. Şimdi ikinci planda buralardaki gövdelerin üzerine sarma yapacağız. Bu sarma işlemi de aynı şekilde ama ilk önce buradan başlamanız lazım. Kesinlikle buradan başlamayın. Biz de bir yanlış yaptık. Tekrar yanlışımızı tekrar döndürdük yani. Bu arkadaşlar hani burada bir silikon olmadığı için istediğiniz gibi söküp takabilirsiniz. Burada bu ürünün güzelliğinden dolayı kaynaklanıyor. İstediğiniz gibi içi de telli olduğu için bakın bunda bükme olayı da çok rahat şekilde oluyor. Bunların etrafını da komple sararsak olay tamamen ortaya çıkmış olacak. Şimdi arkadaşlar, şimdi gül atmaya karar verdik buna. Nasıl olsa gelin şemsiye yapacağız ya. Birkaç tane ürün denedim ama en yakışan ürün gül çıktı. Bu gördüğünüz ürünlerin, güllerin kafalarını kullanacağız bunda. Kafalarını bundan çok rahat bir şekilde bunlar çıkıyor gördüğünüz gibi. Bu kafalarını çıkarıyoruz arkadaşlar. Bütün hepsini. Ama bu çıkarttığımız ürüne tekrar başka bir şey takabiliriz yani. Dikkat edin. Bunları kullandık. Şimdi zaten şemsiyenin burada çubuğu vardı. Buraya çok rahat takılabilir bunlar. Burada çok rahat oluyor. İkincisi de şurada bizim çubukların. Bakın gördüğünüz gibi burada çubuğu çıkarttık. Bunlar da çıkıp takmalı. Getiriyoruz. Bunları buraya bastırdık. Bitti işte bu kadar. Gördüğünüz gibi bu kadar basit bir olay. Çünkü içleri telli bunun. Kullandığımız malzemenin özelliği ürünü bize daha rahat yapmamıza neden oldu. Görüyor, bakın arkadaşlar hemen görüyorsunuz. Getirdik. Batırdık bitti. Bu kadar basit. Bunu bir de böyle istediğin gibi yapabilirsiniz gördüğünüz gibi. Burada bayağı bir gül gidecek gibi. Bunu da ister bu tarafa döndürüyorsun ister o tarafa dönder. Her türlü de ne tarafa döndürmek istersen gülleri de o tarafa doğru döndürebilirsin. Bu çıkarttığımız yeşil yaprakları da tekrar getirip burada atmadan hiçbir yaprağı atmadan getirip buralara takabiliriz. Hemen getiriyoruz arkadaşım. Bakın burada. Tekrar burada takın takın yaprakları. Bir yerden çıkar bir yere takıver. Bitti. Şimdi bir de gülleri vurduktan sonraki duruma bakalım. Şimdi bunu da çıkarttık ya. Bakın şemsiyenin zaten şurada bir demiri var arkadaşlar. O demirine görüyorsunuz. Burada bunu da şemsiyenin demirini oraya rahatlıkla bastırabilirsiniz. Bitti. Bitti bakın. Gördüğünüz gibi şemsiyenin demirine de takıldı. Evet arkadaşlar, ürünümüz yavaş yavaş şekillendi. Doğru düzgün bunda silikon kullanmadık. Sadece yaptığımız iş telleri döndere döndere bu şemsiyenin etrafında sarmak oldu. Herhangi bir yere sarıyoruz. Bakın burada bir boşluk gördüm arkadaşlar. Bunu zaten kesmiştik üründen. Hemen burayı ne yapıyorum? Sarıyorum böyle bakın. Şöyle döndere döndere sarıyorum. Tekrar gönderdim idi. Bakın sadece hiçbir tane ne silikon kullandım ne bir şey kullandım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın burada bu küp köşesi vardı. Burayı da çıkarıyorum şöyle. Çektim geldi. Şimdi burayı bir daha döndürelim. Bunun ortasına gelecek şekilde.
Bıraktık bakın şimdi ondan sonra aldık gülümüzü. Getiriyoruz. Getirdik. Bastırdık. Oldu size böyle bir çift. Durum bundan ibaret arkadaşlar. Şimdi aslında bunun arkasının da olması lazımdı. Arka tarafında gül olması lazımdı ama biz fazla uğraşmak istemedik. İkisinde böyle bir şey çıksın dedik yani. Bakın gördüğünüz gibi. Evet. Şemsiyemiz bu şekilde arkadaşlar. Bir tur atalım bakalım. Gördüğünüz gibi. Olmayanı yapıyoruz arkadaşlar.